Açsana da. Ya kalk. Aman abi sen açsana. Kalktı. Geliyorum bir saniye. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Pardon, abi hanım burnunuzu sıkıştırdım galiba ben ama... Hayırdır abiye? Erman! Ne oluyor burada? Ha? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Yani ne demek ne oluyor? Bir şey olmuyor, sana ne oluyor? Soruma soruyla cevap verme Erman. Yarım saattir kapıyı çalıyoruz, niye açmıyorsunuz? Kesin bir haftalar karıştırıyorsunuz burada. Evet Yarcan, yarım saattir kapıdayız. Niye açmıyorsunuz? Yarım saat kapıdasın Kristinik. Neden aç? Gökhan'cığım kapıyı niye açmıyoruz? Yani... Erman, ha? Ne yapıyorsun sen? Niye bizim sorduklarımızı tekrarlıyorsun? Vakit kazanmaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun Erman? Ne yapıyorum ben? Benim sorularımı, Ezgi'nin sorularını tekrar ediyorsun. Zaman mı kazanıyorsun Erman? Ne yapıyorsun? Ben değilim. O değilim ben. Neden zaman kazanacakmışım yani? Niye diye bunu lafı koruyorsun şimdi kurutturken? Cevap ver. Cevap ver. Ezgi'nin sorusuna cevap ver. Sana niye sus geldi Yacan? Hadi. Ya şey... Yani biz vallahi hiç duymadık yani kapı çalınını. Neyi duymadınız? Kapıyı kırıyorduk az önce. Kapıyı kırıyorduk. Neyi duymadınız? Ya biz... abla, ha işte Gökhan abinin plazmayı yeni taktırdığı sinema ses sistemini test ediyorduk. Evet, ben de... Ondan duymadık. Ses yüksek evet, gelince. Evet, doğru söylüyor çocuk. Sen benden ne için izin aldın Yarcan? Hani maç seyredecektiniz? Nerede maç? Ya işte meğerse bugün maç yokmuş balım. Biz de Gökhan abinin gazına geldik yani. Ya. Bugün maç yokmuş be balım, balı. Çünkü ben akşam geldim, akşam maç diye geldiğimde akşam baktım. Daha önce bir gün önce akşam bakmıştım. Bu akşam, dün akşama dair akşam maç yok. Belki sabah inşallah. Erman. Canım. Biz ağzımız çıktığı kadar bağırdık Erman Yarcan diye. Onu duymadınız, hadi tamam. Maç yok diyor. Diyemiyor da iki saattir ke onu da diyemedi. Hadi öyle dedi. Maç yok. Neden gerisin geriye eve dönmediniz? Ne işiniz var halen ta burada? Aslında ben tam gerisin geriye dedim. Ona dedim yani ben niye gerisin gerisine gitmiyorum dedim. Fakat onlar bir şey için ısrar etti. Abi dedi şey yapalım da dedi. Ben dedim olmaz dedim. O şey dedi yani. Onu dedim de kıramadım ben de şey için. Gel dedi. Ne dedin Erman sen? Ne dedin? Dedi. Onu dedim, bunu dedim. Ne dedim? Ben hiçbir şey anlamadım Erman. Erman, gözüme bak. Bakıyorum. Bak bu organlarım seni yanıltmasın. Gözüme bak. Bakıyorum. Baktın mı? Evet. Ne dedin şimdi gözlerime bakarak söyle. Dedim ki gerisin geriye giriyordum dedim. Fakat dedim Gökhan bir şey için ısrar etti. Orada kaldım. Evet. Sen sus! Ne için ısrar ediyorsun Gökhan? Şimdi Erman abi bana dedim. Eğer şey yaparsan dersen dedi. Ben de dedim. Ondan sonra Yarcan'a dedim dedi. Böyle deyince ben de dedim yani. Allah seni kahretmesin. Didilerini ona da bulaştırmışsın. O da konuşamıyor. Yarcan. Gökhan abi dedi ki DVD'de yabancı film seyredelim mi dedi. Ha. Yani karım evde yok dedi. Yanlış kalıyorum dedi. Ne olur gelin eşlik edin. Seyredelim dedi birlikte. Dedim. Erman dedim. Evet. Ya yabancı film izledik. Bizden değil. Başkaları oynuyor. Yemin et. Ne dedik anlamadım. Erman. Niye gülüyorsun? Hayır gülmüyorum. Gülüyorsun Erman. Yalan söylüyorsun. Gülüyorsun, yalan söylüyorsun. Erman, yemin et. Efendim? Efendim bak görüyor musun? O benim hiç sevmediğim o belalı şeyi söyleyeceksin. Herkese söylettiriyorsun ya. Onu söyleyeceksin. Diyeceksin ki yemin ediyorum. Sadece film seyrediyorduk, başka bir halt yemiyorduk. Ya şimdi gece bela okunur mu? Gecenin bu saatinde olmaz, tutar butar yani. Şey yapma ya. Ne? Gördünüz değil mi? Gördünüz Erman abiniz nasıl yalan söylüyor. Halbuki hemen yapıştırması gerekiyordu yemini. Yemini yapıştıracaktın, böyle diyecektin. Yalan söylüyorsun Erman. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der.